bomba patladı. Yine bir şey olmadı. Yani. Öyle yani, bu tabii dünya sinemasında da böyle. Batman'in de Superman'in de başına bin tane şey geliyor. Tom ve Jerry de Tom'un başına neler geldi, hiçbir şey olmadı. Bu bildiğiniz gibi genel bir kahramanlar ölmez yani. Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi geleneksel Türk tiyatrosunun ve tula at sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin'di. Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı. Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Selami Bey Üsküdar Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe, İstanbul'da büyümüştür. İstanbul doğumlu Türk oyuncunun kökeni Artvin'e dayanmaktadır. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taş Mektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu ile boşanmıştır. İkinci evliliğini Özge Turna ile yapmış ve ondan da Turna adlı bir kızı olmuştur. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Adını bir internet firmasının reklamında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle duyurmuştur. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle ve sinemada inşaat ile Çakallarla Dans gibi film serilerindeki oyunculuğu ile tanınmıştır. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman Mağara Adamı adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı. Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Kavuk geleneği nedir? İsmail Hakkı Dümbüllü'nün fesi yıllar boyunca Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törende devredilir. Bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil etmektedir. Orta oyunu ve tulu at doğaçlama sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü ustası Kel Hasan'dan devraldığı fesi 1968'de oyuncu Münir Özkul'a devretmiştir. Dümbüllü, Özkul'u 1967-1968 yılları arasında Arena Tiyatrosu'nda Kanlı Nigar piyesindeki kavuklu rolünde izlemiş, 1968 yılında Özkul'un yeteneğinin nişanesi olarak bir törenle kavuğu devretmiştir. Daha sonra Dümbüllü'nün kavuğu Münir Özkul tarafından 1989'da Orta Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy'a devredilmiştir. İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği Hasan Efendi'nin kavuğunun Ferhan Şensoy Rasim Öztekin'e devretti. Rasim Öztekin ise kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı. Peki kavuk neden devredilir? Türk tiyatrosundaki kavuk geleneğinin kökü 1920'li yıllara dayanıyor. Türk tiyatrosunda tula at ustalarının en renkli ismi Kel Hasan Efendi, Güldürü Tula At'ının devamını sağlayacak olan öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye sembolik bir nişane olarak kavuğunu teslim etmesiyle başladı. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.